VP Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şuradaki Windows'u etkinleştir yazısından rahatsız olanlardan özür dilerim. Bir dahaki hafta olmayacak. Bu kadar para kazanıyorsun Windows sahte falan demeyin. PC çöktü arkadaşlar. Neyse. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu aslında sizler için oldukça önemli. Çünkü hepimizin ortak bir noktası var. İstek noktası. Nedir o? Ben YouTube'da bir kanal açtım. Diyelim ki belirli bir meblağa ulaştım. Yani 1000 liraya ulaştım diyelim. Kazancım bir dahaki ay 500'e düşüyorsa burada bir sorun var demektir. Ben peki kazandığım parayı aşağıya doğru düşürmeden sürekli olarak üzerine koyarak nasıl kazancımı yükseltebilirim? Değil mi? Bunu nasıl sağlayabilirim? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Eğer bu videoyu baştan sona dikkatle dinlerseniz size birkaç tane tüyo vereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim. Size bir videonun nasıl yüklenmesi gerektiği ile alakalı birkaç bilgi vereceğim videonun sonuna doğru bu anlatacaklarımla alakalı. Kanalı arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz son 48 saat şablonu büyütür aslında. Ne demek istiyoruz? Görsel olarak burası büyütür. Ben bir kanal kurduktan sonra çekmiş olduğum videoların içerisinde ne kadar çok insan dolaşırsa ki ben video çekmediğim zaman dolaşırsa. Şimdi yeni video attığımızda illaki abonelerimiz vesaire değil mi? Yüklenecekler. Buradaki son 48 saat verisi birkaç bin yükselecek ya da 100 bin artık kanal büyüklüğünüze göre. Ama bu videoda anlatacağımız şey sen video çekmediğin zaman son 48 saat verileri yüksek olursa işte o zaman tabiri caizse sen uyurken para kazanırsın. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Daha fazla göster butonuna tıkladığımız zaman aslında basit mantıkla şimdi I ile I'yi insan nasıl karıştırır? İşte böyle karıştırır. Neyse. Basit mantıkla şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir video çektiniz. Süresi önemli değil. Eğer bu içerik sürekli aranabilir, öğretici ya da insanların üzerinden zaman geçmesine rağmen ilgi duyacağı bir içerik olursa 2019 da olsa, 2020 de olsa, 21 de olsa, 22 de olsa yıl olarak bunun aranması mümkün ya da önerilmesi mümkün. O zaman ilk başta şunu belirleyeceksiniz ki birazdan örnekler vereceğim. Ben içeriklerimi çekerken elimden geldiğince konseptime uygun olacak şekilde tabii ki rakiplerime bakarak başlıklarımı daha aranabilir yazacağım. Peki bunu söylediğimde hocam ben nasıl yazacağım? Ben de şunu söylüyorum. Üçüncü şahıs gibi düşüneceksiniz. Ne demek üçüncü şahıs gibi düşünmek? Şimdi arkadaşlar ben bugün şunu yaptım, ben bugün bunu ettim diye başlıklar atarsanız sizin aboneniz yüksekse evet izlenirsiniz. Bu anlatacağım şey küçük kanallar için oldukça önemlidir. Büyüme yolunda olan kanallar için. Ben bunu yaptım, bu nasıl yapılır diye bir başlığı uzatman gerekiyor ki insanlar böyle bir arama yaptığında senin videonu arama yoluyla vesaire ya da önerilen vasıtasıyla bulabilsin. Aksi halde videonuz durur arkadaşlar. Yani videoyu, konuyu seçmek önemli ama başlıklarını da aranabilir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Eğer bunu yaparsanız gördüğünüz gibi üzerinden yıllar geçse de insanlar videolarınızı arayacaktır. Unutmayın ki YouTube totalden para kazandırır. Yani şimdi sen diyelim ki birkaç aylık bir kanalsın. Yarın bir gün birkaç yıllık kanal olacaksın. Tüm videolarını evergreen content dediğimiz sürekli aranabilir içerik şeklinde hazırlarsan böyle bir plan doğrultusunda gidersen birkaç yıl sonra belki de sürmeyecektir. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Beni de hatırlarsan teşekkür edeceksin. Çünkü kazançların belirli bir düzeye ulaşmış olacak ve altına kolay kolay düşmeyecek. Tamam. Şimdi birkaç tane örnek vermek istiyorum. Hocam peki bunları örnekler nelerdir? Ben vlog çekiyorum, oyun oynuyorum vesaire. Tabii ki kategoriler farklı. Mesela bir müzik kanalınız var diyelim. Arkadaşlar eğer siz ünlü değilseniz ya da ünlü bir müziği işlemiyorsanız orada değil mi? İzlenmeniz biraz zor olacaktır. Keza biliyorsunuz ki yeni bir ya Tarkan bile bir şarkı çıkarttığı zaman değil mi bir parça çıkarttığı zaman belirli bir dönem grafiği yükselir daha sonra ne yapar yeni albümler oluşturur. Yoksa sadece onu seven kitleler yavaş yavaş araması elbette ki devam edecektir ama popülerliği yavaş yavaş kaybolacaktır öyle değil mi? Yani bazı kategoriler sürekli kendini güncel tutmak zorundadır. Bir de şimdi vereceğim örneklere dikkat edin. Yırtık Pantolon diye bir kanal var. Birçoğunuz denk gelmişsinizdir. Dünyayı gezen bir arkadaşımız. Bu tarz içerikler peki evergreen midir? Aslında hem vlogtur hem eğlence odaklıdır hem de evergreen'dir. Sebebi şudur. Gittiği ülkeleri başlıklarda kullandığı için böyle bir arama olduğu zaman aramadan ya da önerilenlerden değmesi muhtemeldir. Tamam. Yani başlıklarında anahtar kelime veriyor. P
Peru'dayım diyor. Peru'dayım, işte Huaraz şehrindeyim vesaire. Böyle bir arama olduğu zaman hem abonesini yükseltiyor, hem abonelerinden basıyor, hem de anahtar kelime vasıtasıyla ne yapıyor? Uzun süre böyle bir arama olursa, insanlar bu şehri ya da ülkeyi merak ederse, değil mi? Bu tarz videolara değecektir. Peki size bir soru. Bu kanal mesela Evergreen midir? Hepimizin zevkle izlediği, değil mi? Ne oluyor ya kanalı. Aslında Evergreen değildir arkadaşlar çoğu videosu. Bu tarz kanallar eğlence odaklıdır. Peki zorluğu nedir? Zorluğu şudur. Eğer video çekmeye ara verirlerse belirli bir süre sonra grafikleri aşağı doğru düşecektir. Çünkü neden? Ünlü olan şey kendileri. İnsanlar kendilerini izlemeyi seviyor. Tamam mı? İnsanlar kendilerini izlemeyi sevdikleri için ne oluyor? Bu arkadaşların sürekli olarak kendilerinin güncel bir şekilde kanalları tutması gerekiyor. Peki bu kanal Evergreen midir? Yani sürekli olarak aranacak bir kanal mıdır? Aslında evet. Burada da yine Doğan Kabak kendisini çekiyor. Ama başlıklarına dikkat edin. Ne olursa olsun eğer bir araç tanıtıyorsa konseptiyle alakalı, değil mi? Bu aracın ismini, markasını vesaire gücünü ne yapıyor? Başlıklarında elinden geldiğince belirtiyor. Böylelikle araçla alakalı aramalar olduğu sürece aramalardan ya da önerilenlerden ne yapacak diyecek. Tabii ki aralarda ünlüler çekiyor. Bu ünlülerin takipçi kitlesi ne yapıyor? Bu tarz videoları arıyor. Aslında birçok videosu Evergreen arkadaşlar. Çünkü Mercedes her zaman Mercedes, değil mi? Nissan GT-R her zaman Nissan GT-R. Bunu unutmamamız gerekiyor. Hemen şöyle gelelim. Peki bu tarz kanallar Evergreen midir? Dibine kadar Evergreen'dir. Ya da web eğitim Evergreen midir arkadaşlar? Hemen şöyle gelelim. Dibine kadar Evergreen'dir. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar, biri bir YouTube kanalı açtığı zaman aboneyi, izlenmeyi, reklam vermeyi, shorts videosu atmayı, değil mi? AdSense bağlamayı, reklam vermeyi, bunların hepsini merak edecek. Eğer siz bu tarz videoları, örnek veriyorum, yenilerseniz nasıl yapılır şeklinde de uzatırsanız ne olur? Sürekli olarak aranırsınız. Yani mantığı anladınız. Şimdi o yüzden bu tarz kanallarda şöyle bir bakalım. İşte anksiyete, değil mi? Bir rahatsızlık ya da kaygı bozukluğu vesaire, kaygılı kişiler. Bunlar hepsi Evergreen'dir arkadaşlar. Yani bu ablamız video çekmeyi bıraksa da bütün videoları çalışmaya başlayacaktır. 230 bin abonesi var. İstatistiklerine baktığımız zaman abone sayısının 3 katı aylık bazda izletiyor zaten. Video atmaya devam ettikçe daha da yükselecek. Buna gelelim peki. Şimdi bir de şöyle bir kanalımız var. Güncel haber işte videoları paylaşıyor. Sizce Evergreen midir? Hayır. Şimdi gündemi takip eden kanallar Evergreen değildir arkadaşlar. Bunlar diyelim ki şu an Yunanistan'la alakalı ülkemizin bir sorunu var diyelim. Şu an bir aramalar vesaire, değil mi? İlgi odağımız buraya doğru kaydı. Bununla alakalı olan videolar izlenecek. Yarın bir gün diyelim ki bu sorunu çözdük. Umarım çözeriz. Çözdükten sonra ne olacak? Aramalar hop düşecek. Tamam, bunlar Evergreen değildir. Şimdi sizin başınızı da çok ağrıtmak istemiyorum. Burada birçok örneğimiz var, değil mi? Mesela Orkun Işıtmak Evergreen midir? Eğlence odaklıdır. Abonesi çok yüksek olduğu için YouTube'un gerekliliklerini yerine getirir. Birçok videoları aslında aranabilir gibi dursa da eğlenceye basmaktadır. Evergreen'den bahsedeceksek Ruhi Çenet'tir o. Çünkü başlıklarına dikkat ederseniz dünyanın enleri gibi serileri var. Ya da şöyle baktığımız zaman örnek veriyorum. Aranabilir kelimeler çoğu zaman merak uyandıracak kelimeler üzerine ne yapıyor? İçerikler üretiyor. Yani burada bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yemek kanalları. Hani izleyen, beni izleyen birçok kitle örnekler vermeye çalışıyorum. Burada başınızı ağrıtmıyorum. Evergreen midir? Dibine kadar Evergreen'dir, değil mi? Neden? Çünkü şeftali reçeli yıllar sonra da yapılacak ve insanlar merak edecek. Ya da örnek veriyorum, limonata her zaman yapılacak ve Evergreen'dir. O zaman bu tarz içerikleri ne yapıyoruz? Kanalımız uygunsa, değil mi? Kanalımız uygunsa ne yapıyoruz? Bunları sunuyoruz. Peki, tamam hoca, iyi güzel bu örnekleri verdin de biz nasıl yapacağız? Arkadaşlar aslında oldukça basit. Hemen şöyle geldim. Birkaç videodan örnek vermek istiyorum. Şöyle biraz oturmuş olsun. Mesela şu. Ben bir video atmışım. Yabancı YouTube kanalı açarken bunlara dikkat et. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu anahtar kelime aranabilir midir? Aslında değildir. Unutmayın, başlıklar önce dikkat çekmek üzerine atılır. Sonra kendinizi buldurmak üzerine bunu eklemezseniz bir sorun var demektir. Bunu kesinlikle unutmayın. Çöküş burada başlıyor arkadaşlar. Önce dikkat çek, anahtar kelime barındırsın bu dikkat çekeceğin eylem. Daha sonra ne yapıyorum? Arama ve önerilenlere girebilmek için insanların arayabileceği şekilde, hani üçüncü taraf dedik ya, işte bu o. Açıklamaya bakıyorum, yabancı kanal açmak. Ha, insanlar bunu arayabilir. YouTube yabancı içerik üretmek.
Aa, mükemmel. Etiketlerimi nasıl ayarlamışım peki? İnsanlar nasıl arar? Değil mi? Global kanal açmak, yabancı kanal açmak, yabancı kanal açma, değil mi? Yabancı YouTube kanalı açma, yabancı içerik üretmek gibi kelimeler kullanmışım. Peki işe yaramış mı? E hadi bir bakalım. Mesela erişime gelelim. İnsanlar nasıl aramış? YouTube kanalı nasıl açılır? Değiyor anahtar kelime. Yabancı YouTube kanalı açmak, yabancı içerik üretmek, İngilizce YouTube kanalı açmak gibi sorgulardan değiyorum. Peki bu video nereden basıyor dersiniz? Bu video zaten aramadan basıyor %60 oranında. İşte size söylemeye çalıştığım şey bu. Ya da son videomdan örnek vereyim. Mesela geldim buraya. Ben şöyle bir şey yazabilirdim, değil mi başla? İşte YouTube plaketini aldık. YouTube plaketi almayı başardık. Böyle daha da dikkat çekip daha da fazla bir tık izletebilirdim. Ama ne olacaktı? Bu video duracaktı. Ben bunun durmaması için ne yapacağım? YouTube plaket başvurusu nasıl yapılır? Çünkü YouTube olduğu sürece bu plaketi almak isteyecek insanlar. Ya da doğrulama rozeti nasıl alınır? YouTube ödülleri konusunu işliyorum. Açıklamaya geldiğimde yine aranacak şekilde yazıyorum. Etiketlere geldiğimde keza yine aynı şekilde ne yapıyorum? Bunları elimizden geldiğince dolduruyoruz arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hedefiniz üzerinden zaman geçse de öyle içerikler çıkartın ki başlıklarınızı, açıklamanızı, video etiketlerinizi öyle bir ayarlayın ki üzerinden zaman geçse de sizin kazancınız ne olsun? Belirli bir şablonda kalsın minimum düzeyde. Siz tabii ki üzerine evergreenleri yükledikçe ne olacak? Kazancınız artı şekilde gidecek ve bir süre sonra çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Umarım bu videoda sizlere neler anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Bazı arkadaşlar kızacak. Hocam neden üstün körü geçiyorsun diye. Çünkü sövüyorlar. Hocam 20 dakika 30 dakika video olur mu diye. Ben de elimden geldiğince hızlandırmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Şimdilik Web Eğitim kanalından bu kadar. Haftalık canlı yayınlarımız Süper Pir'de devam ediyor. Konuyla alakalı duygu ve düşüncelerinizi dilerseniz her hafta canlı yayınlarımıza bize canlı bir şekilde sorabilirsiniz. Sesli bir şekilde. Bunun için de banner'da yer alan ya da hakkında kısmında yer alan linklerden ya da açıklama kısmında yer alan linklerden faydalanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.